Bakalım şimdi muhalefetten devam edelim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sabah İlker Karagöz'ün konuğuydu, bizdeydi ve Erdoğan'a bir çağrıda bulundu. Adını açıkla. İstanbul'la ilgili her türlü kararı talimat şeklinde söyleyecek bir duyguyu İstanbul kaldıramaz, bunu reddeder. Yık yık, yap yap, yol ver yol ver. Bu dönem bitti be kardeşim, bitti. Yeniden İstanbul bu mücadelenin parolalarından biri olacaktır. Yeniden İstanbul zaten 2019'da başladı. Geçmiş ola. Bir an önce Cumhur İttifakı adayını açıklasın. Sizin de çağrınız tabii bu. Tabii ki açıklasın. Niye açıklamasın? Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçim için İstanbul sloganını açıkladı ama aday açıklaması yok. Ekrem İmamoğlu adayınızı açıklayın çağrısı yaptı. AK Parti'den zaman var yanıtı geldi. İsim anketleri yapılacak daha. Tek tek isimleri koymak suretiyle sunacağız. O isim mi bu isim mi? Bazen işte 5 isim, 6 isim, 7 isim, bazen de onları 1'e, 2'ye, 3'e indirerek daha küçülterek soracaksınız. Tabii işlerinin zor olduğunu da görüyorum. Zor olmasa daha böyle seri hareket edebilirler. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Fox ekranlarında İlker Karagöz'le Çalar Saat programının konuydu. 2019'da ben Sisi olmuştum. Şimdi Netanyahu demeye başladı. Çünkü Sisi ile dostluğu var. Neyse biz de Netanyahu ile olan geçmişteki dostluklarını hatırlatırız. Pazar günü Sisi mi diyeceğiz? Binali Yıldırım mı diyeceğiz? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin euro olarak borcu 1.8 milyar. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin euro borcu ne kadar? 2.8 milyar. Ne kadar artmış? 1 milyar. 1 milyar euro civarında biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geçmişe dair borcunu ödedik. 10 metro hattının 5'ini açmış, 5'ini de aşmak üzere 2025'e koşarken İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Kreşi ilk defa bu şehrin gündemine taşıdık. İlk kez anne kartı attık. İlk kez halk süt verdik. İlk kez bu şehirde öğrenci yurdu açtık. Acaba Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı böyle biraz seküler kesimin de ilgisini çekiyor. İşte operasyonlarla, Atatürkçü duruşuyla vesaire falan. Acaba hani merkezden de oy alır Ekrem Bey'i geçer mi diye bir şey çevriliyor. Gazeteci Deniz Zeyrek'in Fox Orta Sayfa programında paylaştığı kulis bilgisi. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayları arasında Tevfik Göksu'nun, Selçuk Bayraktar'ın, Murat Kurum'un, Ali Yerlikaya'nın ismi geçiyor. Tevfik Göksu, İmamoğlu'nu canlı yayına davet ettiği sosyal medya paylaşımını sildi. Bu aktörler önemli aktörler ama başka önemli aktörler de var. Bu önemli aktörlerimizin hangi birinin olacağına temayüle bakarak, ankete bakarak, milletin nabzını tutarak karar verecek AK Parti. Ben gerçekten kampanyalarımın hiçbirisinde rakiple ilgilenmedim. Mevzum rakip değil çünkü benim mevzum İstanbul halkı. Ekrem İmamoğlu iddialı. AK Parti ise İstanbul'a aday arıyor.